burada yaşayan halk bize çok büyük destek veriyor bu trajik günlerde. Her gün bizim başkonsolosluğumuza onlarca insanlar geliyor, kendi hislerini ifade ediyor, terörü kesin bir şekilde lanetliyor ve Rusya halkına da desteğini bildiriyor. Bunun için biz herkese çok minnettarız. Ve bu duygular da iki halk, iki ülkemiz arasında mevcut dostane, işgüzar ilişkilerin, partner ilişkilerin mevcut olduğunu göstermektedir. Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu Andrei Branov, ulusal kanala konuştuğu Başkonsolos Türk-Rus İşbirliği ve terörün arkasındaki güçler hakkında önemli açıklamalar yaptı. Putin ile Sayın Erdoğan arasında yapılan telefon görüşmesinde de terörle mücadele alanında iki ülkemiz arasında daha etkin, daha aktif işbirliğinin geliştirilmesi istikametinde niyetler belirlendi, açıklandı ve bununla ilgili olarak da daha aktif, somut bir işbirliğine gidilmesi gereğine vurgu yapıldı. Başkonsolos Branov, saldırının hemen sonrasında Batı'nın DAEŞ'i fail olarak göstermesindeki amacın asıl azmettiricilerin gözden kaçırılması olduğunu vurguladı. Branov, Rusya'ya Ukrayna'da vuramadıkları darbeyi içeriden vurmak istiyorlar dedi. Aynı zamanda şunu da bilmemiz gerekiyor ki bu onların şimdilik şeyin organizatör olarak gösterdiği DAEŞ'in kendisinin de aynı güçler tarafından yaratıldığını hiçbir zaman unutmayacağız. Rus Başkonsolos terör eyleminin arkasındaki güçlerin amacını açıkladı. Bu bunu organize edenler, azmettirenler Rusya'nın ve Rus halkının, Rusya halkının birlik ve beraberliğine darbe vurmak istediler ve bu bütünlük ve beraberlik açık bir şekilde bir hafta önce bizim ülkemizde gerçekleştirilen devlet başkanlığı seçimlerde kendini gösterdi. Rusya halkının ezici çoğunluğu Rusya'nın daha kuvvetli bir devlet olması, daha emin ve uluslararası ilişkilerde kendi sözünü emin bir şekilde söyleyebilecek bir devlet haline getirilmesi istikametinde oylarını kullandılar. Ve işte bu vahşi suçu organize edenler ve gerçekleştirenler de bu birlik ve beraberliğe darbe vurmak istediler. Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu Andrei Branov, terör saldırısının arkasındaki güçlerin amaçlarına ulaşamayacaklarının altını çizdi.